Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Huzurlu Yaylası'ndaki köylerinde devlet desteğiyle çilek bahçesi kuran depremzede kadınlar hem üretiyor hem de afetin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor. Renk sararmalı. Biz gidelim sen 2 dakika. Sonra gel bu çok çünkü meyveler güneşte kalınca koruyamazsın. Neden o kadar faydası olur da hocam düşüren yani. İstemez. Hocam da oturup çıvırtacak nasıl olur? Şu ağır olur. Şöyle yapacak. Serin mi? Serin geldin mi bayanlar? Şu an İslahiye'nin Huzurlu Yaylası'ndayız. Huzurlu Yaylası Amunos Dağları'nda kurulu güzel bir yaylamız. Rakımı buranın 1600 rakımında. Şu an Gaziantep Tarım Orman İl Müdürlüğümüz, İlçe Müdürlüğümüz ve GAB İdaresi Başkanlığımız ve ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın katkıları, ortaklıklarıyla birlikte burada çilek üretimi yapıyoruz. GAB İdaresi'nin desteklemiş olduğu Kınalı Eller Çilek Kokuyor projesinin şu an Huzurlu Yaylası'ndaki dikim faaliyetleri, hasat faaliyetlerinde şu an görmüş olduğunuz gibi alanda çilek yetiştiriciliği yapılmakta.
Buradaki üreticimiz Zeynep Can şu an bu 20 kadın çiftçimizin bir tanesi. Şu an onun bahçesindeyiz. Zeynep Hanım burada büyük özenle yetiştirmiş oldukları çilekleri hasat ederek çevre il ilçelere göndermekte, aile ekonomisine büyük bir katkı sağlamakta. Çiftçilik yapıyoruz, çilek ekiyoruz. Sebzeleri yapamıyorduk, hani iki kişi kalmıştık. Onun için çilek yapmaya karar verdik. Onu işte çilek yetiştirmeye başladık. İşte şimdi ya işte yapıyoruz çilek işini. İyi güzel yani. Projemize başvurduk. Kanallerimizle çileklerimizi topluyoruz. Desteğinize teşekkür ederiz. Biz bu Albion çilek cinsine 10 yıl önce başladık. Bunu Kayseri Develi ilçesinden getirdik çetillerimizi, fidelerimizi. 2-3 yıl önce, bundan önce de ilçe tarım müdürümüz Sayın Yüksel Bey ve belediye başkanımız Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bizlere hibe yoluyla çilek fidesi, muşambamız, laylonlarımızı verdiler, hortumlarımızı verdiler. Bu işi genişlettik. Şu an için 12 de dekar, 12 dönüm diyelim. Albion çilek tarlamız var. Kazancımız güzel. İşçilerimiz çalışıyor. Alan memnun, satan memnun. Hepimiz burada bir ekmek yemeye çalışıyoruz. Üretimimiz artıyor. Yani şu an için bu çileklerimiz bir yaşındadır. 3-4 posta topladık. Aromasıyla, tadıyla çok mükemmel bir çileğimiz var. Tercih edenler de Osmaniye'den, Antep'ten, Adana, Mersin'den gelip burada alışverişlerini yapabiliyorlar. Meyvelerimizin de aroması, tadı, lezzeti çok süperdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Sayın Bakanımız. O da geçenlerde geldiler. Tarlamızda, bahçemizde çilek topladılar. Aromasıyla, tadıyla çok güzel bir çileğimiz var. Herkesi bu yaylamıza bekliyoruz. Zeynep ablanın komşusuyum. Burada çilek hasadına yardım ediyorum. Konya Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisiyim. Burada yaz tatilindeyim. Aynen Zeynep ablagilinin yaptığı projede hasat yapıyorlardı. Onlara yardım etmek için yanlarına geldim. Tabii ki kadınların çiftçiliğini geliştirmesi açısından bu tür projeler önemli yani. Güzel yer kapsıyor. Yani çilek toplaması güzel, yemesi güzel. Aynı zamanda komşum Zeynep abla işte yardıma geldik. Hasat yapıyorlardı. Allah razı olsun. Beni kırmadı geldi. Yani kadınların olduğu bir proje olduğu için de aynı zamanda kadın dayanışmasına destek olmak istedim. Evet. Yardım ettim.